sorumluluğum var. Danışmanı biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin. Kafama göre adım atmam gibi bir durum söz konusu olamaz ifadesini kullanıyor. Ve diyor ki dosyada şüpheli durumda değilim. İfadeye çağrılırsam seve seve giderim. Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm. İfadeleri böyle Olcay Kılavuz'un. Bu ifadelerin, bu açıklamanın ilk defa konuşuyor bu konuda. Acaba Turhan Çömez cephesinde karşılığı nedir? İlgiyle takip ediyoruz olanları bitenleri. Türkiye siyasi tarihinde pek çok cinayete tanık oldu. Önemli bir kısmı aydınlanmadı, açıklanmadı. Ve onların faturalarını bugün ödüyoruz maalesef. Son dönemde Türk siyasetine damga vuran ya da Türkiye'nin gündemine damga vuran iki önemli yargı var, iki önemli dava var. Bunların bir tanesi Sinan Ateş davası, bir tanesi de Ayhan Bora Kaplan davası. İkisinin de çok girift ilişkileri var. İkisinde de çok karmaşık bağlantılar var. Ve ne yazık ki ikisinin de üstü planlı bir şekilde örtüldü bugüne kadar. Ve maalesef bu iki dava da Ankara'daki kimi siyasi çevrelerce karanlık dehlizlerde bir satranç olarak kullanıldı. Ben öyle hissediyorum, öyle görüyorum. Türkiye'de hukuk olması gerektiği gibi çalışmadığı için, yargı gerektiği gibi olaya müdahale etmediği için ve maalesef Türkiye'de yargının ya da hukukun üzerinden siyaset gölgesini çekmediği için bu davalar sürüncemede kaldı. İki davayla ilgili küçücük bir değerlendirme yapayım dilerseniz. Ayhan Bora Kaplan davası. Bizim gördüğümüz ve sandığımızdan daha derin, daha karmaşık, daha girift ilişkilerin olduğunu düşündüğüm, bir kısmını da bildiğim bir dava. Ankara'nın Çınçın semtinde bir kaçakçılıkla başlayan ve bugün Türkiye'nin en önemli mafyası, en büyük tehdidi haline gelmiş bir yapıdan söz ediyoruz. Ona birazdan daha detaylı da bakacağız. Peki. O zaman bu davayla ilgili detay değerlendirme yapmadan genel bir değerlendirme yapayım. Yani evet, Sinan Ateş davası ile ilgili bu gelişme önemli ama bu davanın açılış sürecinde de birçok eksikler var ve başta Sinan Ateş'in ailesi, sevgili eşi olmak üzere maalesef bir sürü insan mağdur ve sokakta adalet arar hale geldiler. Davanın çok karanlık tarafları var. Özellikle özel harekat timlerinin ya da polislerin İstanbul'dan katili getiriyor olması, bunların polis noktalarına takılmadan Ankara'ya gelmeleri, Ayhan Bora Kaplan'ın kendi çiftliklerinde silah talimi yapıyor olması ve maalesef rahmetli Sinan Ateş'in bütün bilgilerini yine emniyet içinden verilmiş olması, katilin iddiaya göre bir siyasetçinin evinde saklanıyor olması, bunlar son derece karmaşık denklemler ve bu davanın üzerindeki sis perdesi kalkmazsa, kimin hangi noktada müdahalesinin olduğu net olarak ortaya çıkmazsa ve sadece bu silahı tetiği çekenler değil, onun ötesinde azmettirenler, kurgulayanlar, destek olanlar, siyasi bağlantıları, emniyet içerisindeki bağlantıları, yargı içerisinde koruyan, muhafaza eden, kollayan her kim ve kimler varsa ve bunun arkasında ne tür bir siyasal satranç varsa ve Ankara'nın kirli siyasal dehlizlerinde kim neyin hesabını yapıyorsa bunlar bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkmalı Senem Hanım. Çıkmadığı takdirde biz sadece fotoğrafın bir tarafını göreceğiz ve bize gösterilmek istenen kısmını göreceğiz. Evet, bugünkü gelişme önemli. Varsa bir dahli bu siyasetçinin mutlaka hesap vermeli ama çok karanlık nokta var ne yazık ki. Çok bilinmeyen nokta var. Ama işte o mesela iddianame orada önemli ölçüde yol kat edebilirdi. Çünkü çok da fazla değil mi haber, detay zaten basına yansıdı. Mesela bugün dahi işte Alican Uludağ davayı en yakın takip eden gazetecilerden biri. Bakın hani mesela o iddianameyi Oğul Bey size geleceğim. Şimdi konuşurken iddianamede mesela tetikçinin kaçırıldığı araç, görüntüsü, plakası, her şeyi var, kime ait olduğu var. Ama iddianamede yer almadı bunlar. Ve bugün Alican Uludağ bir fotoğraf paylaştı. Sinan Ateş cinayetinde kullanılan iki araç ilk kez Ülke Ocakları Genel Merkezi önünde yan yana görüntülendi. Bakın bu iki araç da cinayetten hemen sonra kullanılıyor. En soldaki araç Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kullandığı ve cinayetin ardından tetikçinin Yıldırım'ın özel kalemi ve yardımcısı Emre Yüksel ile Tolgahan Demirbaş tarafından kaçırıldığı araç. Onun yanındaki Passat marka araçsa tetikçinin Bolu'ya bırakıldığı zaman koşa koşa gece yarısı buraya gelen MHP'li avukat Serdar Öktem'in kullandığı araç. Fotoğraf ise cinayetten 5,5 ay sonra
13 Mayıs 2023'te çekilmiş. Peki savcılık halen cinayetin azmettirenlerine işlem yaptı mı? Hayır. Şimdi az önce Turhan Çömez dedi ya, çok ciddi bir sis perdesi var, onun hızla aralanması gerekiyor. Da sizce aralanabilecek mi? Küçücük bir şey ekleyebilir miyim? Özleyerek lütfen bağışlayın. Hatırlayacaksınız, bu araçlarla ilgili ben bir soru önergesi verdim. Verdiniz, evet. Ve bu soru önergesini verdiğim gün ilk değerlendirmeyi de sizin programınızda yapmıştık. Evet, tekrar söylüyorum. Bu araçların plaka tahsisleri, yani emniyet tarafından ya da valilik tarafından bu plaka tahsisleri kimin üzerine yapıldıysa ve bu talimatı, bu isteği, bu talebi kim yaptıysa, bu ya önemli bir siyasetçi, aktif bir milletvekili veyahut da çok önemli bir bürokrat ya da devlet kademelerindeki birisi. O birileri ortaya çıkmadığı sürece, bu cinayet tam anlamıyla çözülmeyecek. Ben bir soru önergesi verdim. Maalesef İçişleri Bakanlığı bir duvar. Bununla ilgili hiçbir cevap yok. Çok basitti sorduğum soru önergesi. Evet. Bu tahsisli plakalar kimin üzerine? Ve maalesef cevap gelmedi. İçişleri Bakanı bugün bilgisayarın başına geçse, 2 dakika sonra telefonunuza, televizyonunuza bağlanır, kimin olduğunu söyler. Bu bilgiler var Ankara'da. Emniyette var, İçişleri Bakanı'nda var ama özenle paylaşılmıyor. Evet. Şimdi bu olay ortaya çıktığında, bir dakika, Ayhan Bora davası, soruşturması, boşa mı çıkarılmaya çalışılıyor, içimi boşaltılmaya çalışılıyor diye sorular sormuştuk. Ve bu hafta duruşmalarda sanık avukatları hepsi buna vurgu yaptı. Dediler ki gizli tanığın anlatımları ortada, bu dava çökmüştür. Biz burada neyi konuşuyoruz diye sanık avukatlarının ifadeleri var. Bakın, bu denklem o kadar karmaşık hale geldi ki ucu o ya da bu şekilde birilerine dokunuyor. O birileri de ister istemez elini eteğini davadan çekmeye ve kendini sıyırmaya çalışıyorlar. Maalesef olan yine Türkiye'ye oluyor. Hukuk olması gerektiği gibi çalışmazsa, emniyet olması gerektiği gibi vazifesini yerine getirmezse, bu çok önemli iki kurumun içerisine bir takım siyasal yapılar nüfuz ederse, az önce Cem Bey'in söylediği gibi onun adamı benim adamım tartışmaları alır başını giderse, daha da ötesi klikleşmeler olursa, menfaat şebekeleri olursa ve cemaatler ve kimi yapılar bu önemli kurumların içerisinde nüfuz alanları oluşturursa, artık devlet kurumu çalışmaz hale gelmiştir. Devlet savrulur. Kim neresinden çekerse o tarafa doğru gider ve hangi güç daha etkinse o gücün kontrolü altına girer. Yarın başkasının kontrolü altına girer. Bu korkunç bir durum. Yani bu savrulma Türkiye'yi büyük bir felakete götürüyor. Ayhan Bora Kaplan'la ilgili benim verdiğim birkaç soru önergesi var. Ondan dolayı edindiğim bazı ne yazık ki can sıkıcı bilgiler de var. Onları tekraren birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum ve bazı soru işaretlerine yargının mutlaka bir ışık tutması gerektiğini düşünüyorum. Bakın, Süleyman Soylu ile ilgili bir değerlendirme yaptınız. Hala darbe gecesi Ayhan Bora Kaplan'ın elindeki silahlarla TRT'nin önüne nasıl gittiği, kim çağırdığı sorusuna cevap gelmedi. Bu davetin içerisinde Süleyman Soylu'nun veya akrabalarının, yakınlarının bir dahli var mı? Süleyman Soylu'nun yakın çevresinden telefon edilerek mi bu çağrı yapıldı ve Ayhan Bora Kaplan o gece TRT'nin önünde Süleyman Soylu'yla, elinde yasa dışı kalaşnikovlarla, uzun namlulu otomatik silahlarla poz verdi? Böyle bir devlet olmaz. Böyle bir devlet varlığını sürdüremez. Daha başka soru işaretleri de var. O geceden sonra acaba Ayhan Bora Kaplan'a emniyet içerisinden kimi FETÖ'cülerin adresleri ve anahtarları verilerek, tutuklanmış FETÖ'cülerin adresleri ve anahtarları verilerek, acaba bir takım hırsızlıkların, yolsuzlukların, soygunun önü mü açıldı? Mesela bu sorunun da cevabının verilmesi lazım. İkinci benim sormak istediğim şey bu. Üçüncüsü, bir sürü soru önergesi verdim. Cevap vermedi Maliye Bakanı. Bir tanesine dedi ki bu müşteri sırrıdır, cevap veremem. Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine Vakıf Bank'tan, Halk Bankası'ndan, devlet bankalarından, yani sizin benim hakkımdan, zavallı insanların, sokakta aç gezen insanların hakkından Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine usulsüz ve yasa dışı krediler verildi. Birinden 700 milyon, birinden daha fazla. Ve bu kredileri alan şirketlerin hiçbir geriye dönük kredisi yok, teminat verilmemiş ve maalesef buna rağmen bir takım hazırlıklar yapılarak içinde siyasetçilerin olduğu, bürokratların olduğu, banka yetkililerinin olduğu bir yapı bu parayı Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine boca etti. Hatta buna aracı olan bazıları da şu anda Türkiye'den ayrıldılar, Dubai'ye gittiler.
Ve bunların arasında önemli siyasetçiler var. Şimdi bütün bunların cevaplarının verilmesi lazım. Bir başka soru daha soracağım ben. Üzerinde konuşulmadı çok. Ayhan Bora Kaplan yurt dışına kaçacağı zaman Atatürk, özür dilerim, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın girişinde yakalandığında onun yol güzergahı Ankara Havalimanı VIP servisiydi. Bu adamı VIP servisinden kim kaçıracak? Ben az önce Sinan Ateş davasındaki kim verdi bu çakarlı araçları, bu tahsisli plakaları sorusunu sorduğumda da aynı kaygıyla sormuştum. Burada da soruyorum. Bu adam Ankara'da bütün bürokratların geçtiği en güvenlikli havaalanının VIP servisinden nasıl yurt dışına çıkacaktı? Bunun kuralları bellidir. Ya size bir VIP statüsü verilmiştir veyahut da siz bir VIP statüsü olan biriyle yurt dışına çıkacaksınızdır. Bu nasıl oldu? Bunların hiçbirisinin cevabı yok. Evet. Bir sorum daha var. Almanya'da kiminle görüşecekti? Acaba PKK bağlantılı kimi şebekelerle otel ortaklığı mı vardı? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da oteller mi aldı? Ve PKK bağlantılı şirketlerle irtibatı mı var? Tüm bunların enine sonuna, bütün ayrıntılarına cevaplanması lazım. Veremediğini ya da zorlandığını gösteriyor gibi. Ne dersiniz? Orada denge kimden yana, mesela Cumhur İttifakı açısından baktığınızda, bugün Bahçeli'nin, MHP'nin eli daha mı güçlü AKP'nin karşısında? Ve siz, tabii ki ekonomi meselesi de, yani ekonominin nasıl ilerleyeceği hikayesi de aslında iktidarın şeyini belirleyecek, akıbetini belirleyecek noktalardan biri de, onu da birazdan daha detaylı konuşuruz. Ama o muhasebeyi nasıl yapacağı konusunda siz ne görüyorsunuz? Orada iş zorlanıyor mu? Elini ayağını tutan ya da çözmesi gereken düğümler iyice karmaşık hale mi geliyor? Nedir oradaki hikaye sizce? 22 yıllık iktidarın ardından toplumda şöyle bir algı var. Erdoğan'ın mutlaka kafasında bir hesap vardır. Çok tecrübeli bir lider. Bu kadar seçim kazanmış. Ülkeyi öyle ya da böyle idare etmiş. Mutlaka bu işi halledecek kafasında bir formül vardır. Aslında AKP'li çevrelerde de böyle bir algı ya da ön kabul var. Ama ben kısmen bilerek, kısmen tanıdığım tecrübesinden hareketle, kısmen de hissederek şunu söyleyeceğim. Erdoğan çaresiz, ciddi anlamda çaresiz ve ne yapacağı konusunda kararsız, emin değil ve nasıl bir adım atacağını bilmiyor. Öncelikle hiç beklemediği bir seçim yenilgisi aldı ve bu travmayı Erdoğan hala atlatamadı ve bunu nasıl çözeceğini bilmiyor, bilemiyor. Önünde çok önemli sorunlar var. Bir, seçimden mağlup çıkmış. İkinci parti, tabanını konsolide etmesi gerekiyor, ekiplerini konsolide etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin önünde çok önemli problemler var. Çok ağır bir ekonomik krizle Türkiye boğuşuyor ve önümüzde bir ışık yok, tünelin ucu görünmüyor. Yani sıcak para gelme ihtimali de yok. Zaten yatırım falan böyle bir şansı yok Türkiye'nin. Yurt dışından gelecek yatırımcılara falan bel bağlama şansı yok. Ama sıcak paranın da gelme ihtimali yok. İşte en son Arap sermayesi, Körfez sermayesi gelir biraz bana nefes aldırır mı ona bakıyor. Ama yanı sıra bu ülkenin başına bir mülteci belası var. Bu ülkenin başında devlet kurumlarının çalışmayışı gibi çok ciddi bir problem var. Ve Erdoğan ne yapacağını bilmiyor. O sebeple top çeviriyor aslında. Önümüze bir işte sokak hayvanlarıyla ilgili bir tartışma atıyor ve biz bunu konuşmaya başlıyoruz. Onun dışında kalkıyor bir anayasa tartışması atıyor. Ondan sonra liderlerle görüşüyor, Özgül Özel'le işte yumuşama deniyor, normalleşme deniyor, bir takım adımlar atıyor. İstiyor ki toplum bu yün yuma ile meşgul olsun, bir takım şeyleri tartışsın, o da bunda zaman kazansın. Ama kısmen bilerek AKP içinden edindiğim intiba diyerek söyleyeyim bunu. AKP'nin içinde ciddi kırılmalar var, ciddi kamplaşmalar var. Birbirine karşı ekiplerin derin bir öfkesi ve kaygısı var. Erdoğan sonrasına dönük bir takım hesaplar var. Sahada teşkilatlarında kırılmalar var. Tabanla teşkilat arasında kopukluk, teşkilatla genel merkez arasında kopukluk, genel merkezle saray arasında kopukluk ve bütün bu ekipler içerisinde de kırılmalar var. Erdoğan'dan herkesin beklediği o radikal değişimin olma ihtimali de yok ve ekipler kendi arasında büyük ölçüde çatışma halinde, birbirlerine rezervli ve bir güven bunalımı var ve aslında Erdoğan süreci yönetemiyor. Ve Özgür Özel'le yaptığı görüşmeye... Yani hem AKP içinde sıkıştı, bir de ben anlıyorum ki az önceki değerlendirmelerden, hem de MHP ile ilişkide de
bir sıkışma hali var. MHP ile ilgili yorum yapacağım ama AKP'ye dair söylediklerimin bir kısmı bilgiye bilgi dayanıyor. Takdir edersiniz ki çok eski dostluklarım var. Zaman zaman görüştüğüm arkadaşlarım var. Ben net olarak AKP karşıtı bir insanım. AKP'nin bu ülkenin başına gelmiş en büyük bir felaket ve bela olduğuna inanan bir insanım. Ve siyasi mücadelemi büyük ölçüde AKP'nin yanlışlıklarının önüne geçmek üzere organize ettim. O anlamda duruşum çok net ama takdir edersiniz eski dostluklarım var. Ve oradan edindiğim bir takım bilgiler, kanaatler var. AKP'nin içinin toparlanma şansı yok. Ve şu anda Erdoğan çaresiz olduğu için de MHP ile kapının önünde, perdenin önünde el sıkışıyor, güler yüzlü bir takım fotoğraflar veriliyor ama perdenin arkasında, aralarında kontrollü bir gerginliğin olduğunu, ciddi bir güvensizliğin olduğunu da hissettiğimi söyleyebilirim. Erdoğan'ın bu krizden çıkma şansı yok. Erdoğan nasıl bu krizden çıkar biliyor musunuz? Çok büyük tavizler verir Batı'ya, Avrupa'ya, Londra bankerlerine ve küresel oyun kurucularına çok büyük tavizler verir. Büyük Ortadoğu projesiyle ilgili önüne konan bir sonraki aşamaya dair süreci onay verir. Ondan sonra Erdoğan'a biraz daha nefes aldıracak, belki sıcak para gelebilir. Onun dışında Erdoğan'ın ben bir siyasal çözüm üretebileceğini düşünmüyorum. Saha kana alıyor, insanlar kana alıyor ve siyaseten Erdoğan şu anda tıkanmış durumda. Anayasa ile ilgili de birkaç cümle edeyim müsaade ederseniz. Buyurun. Oğul Bey çok önemli bir şey söyledi. Bakın Mehmet Uçum Erdoğan'ın yargıyla ilgili sağ kolu diyebiliriz. Onun verdiği mesajlara bakın. Hep söylediği bir şey var. Anayasa 1-2-3 değişmeyecek diyor. 4'e hiç dokunmuyor. Hiç onunla ilgili bir şey söylemiyor. Dolayısıyla onların kafasının arkasında bugün güç olsa 1-2-3'ü ve 4'ü de tamamen ortadan kaldıracak bir hamle yapacaklarına ben samimiyetimle inanıyorum. Ama bugün ne parlamentoda ne sahada ne tabanda böyle bir şey bulma şansı yok. Ha 360 veya referanduma gidebilir mi? Ben buna dair Erdoğan'ın ümitli olduğunu da düşünmüyorum. CHP'nin son tutumu biraz daha ayrışmayı gösteriyor ve anayasa ile ilgili bir beraberlik görünmüyor CHP cephesinden. Bizim durumumuz son derece net zaten. Biz tek adam görünüyor kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Mayıs 2023'te 9,90'dı İYİ Parti'nin oy oranı. Turhan Bey. Şimdi Cem Bey'in yaptığı değerlendirmeye de daha sonra küçük bir katkı sağlamak isterim Erdoğan'ın tavizleriyle ilgili ama Oğul Bey'in yaptığı değerlendirme de çok önemli. Onu eleştirmek yerine zaten teşekkür ederim. Zaten ekonomiyi konuşacağız. Tabii. Eleştirmek yerine teşekkür edeceğim. Biz bilimsel verileri her zaman önemseyen bir partiyiz. Yani önümüze çıkan rakamları ciddiye alan ve bundan ders çıkartan bir partiyiz. Geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz 1,5-2 yıl içerisinde belli ki hatalar yaptık ve bu hataların neticesinde millet bize dedi ki biraz bir bekleyin, kendinizi restore edin, rehabilite edin, duruşunuzu daha belirgin hale getirin ve biz sizin bu ülkeye çare olacağınıza inanalım dedi ve bizim önümüze böyle bir sorun koydu ve bunu çözün dedi. Biz şu anda bir restorasyon aşamasındayız. Bir duruş sergiliyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Siyaseten tam merkezde Türkiye'nin tamamını kucaklayan Oğul Bey'in İYİ Parti'nin ilk çıktığı dönemdeki duruşu doğruydu dediği noktayı tahkim edecek ama bunu biraz daha ileriye götürecek bir anlayışla yola devam ediyoruz. Parlamentoda büyük bir güçle muhalefet yapmaya devam ediyoruz ve bunu arttırarak sürdüreceğiz. Saha çalışmalarımız sürüyor. İnsanlarımıza, seçmenimize, tabanımıza, bütün Türk milletine kendimizi daha güçlü bir şekilde anlatıp en azından duruşumuzu doğru bir ifadeyle anlatıp oy oranımızı arttırmak için gerekeni yapacağız. Dolayısıyla ortaya çıkan bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor demeyeceğim birçok siyasetçi gibi. Bize bir ışık tutuyor diyeceğim ve bundan bizim edineceğimiz önemli çıkarımlar olacaktır. Ve biz buna göre önümüzdeki dönemi şekillendireceğiz. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Rehabilitasyon süreci içerisindeyiz. Cem Bey'in yaptığı değerlendirmeye küçücük bir şey eklemek istiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Dedi ki Kıbrıs konusunda bir taviz gelebilir. Bu büyük bir kaygı. Taşıyorum bu kaygıyı. Kıbrıs'ta zaten çok büyük bir inşaat furyası başladı. Yahudilerin onu Cem Bey çok yakından takip ediyordur eminim. Kıbrıs konusunda baskıların olacağından kuşkum yok. Öte yandan Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Akdeniz konusunda bir takım yaptırımların geleceğinden de hiç kuşkum yok. Ama asıl
Erdoğan'ın üzerine yapacakları baskı bana göre Kuzey Suriye PYD, YPG ile ilgili olacaktır. F-16'larla ilgili biliyorsunuz bir anlaşma yapıldı ya da yapıldığı söylendi Amerika ile. Bunun bir gizli maddesinin de alınan F-16'ların Ege Adaları üzerinde uçmayacağı ve Kıbrıs PYD, YPG'nin üzerinde uçmayacağı şeklinde bir gizli maddesinin olduğu, ifşa oldu. Bunu soru önergesi olarak verdim, cevap vermediler. Öte yandan bakın İsveç NATO'ya üyeliği konusunda küçücük bir ekleme yapayım. Hiçbir taviz almadan, hiçbir şey almadan onay verdik. Yine Finlandiya ile ilgili hiçbir taviz vermeden onay verdik. Bugün rakamlar elime geçti. Finlandiya son dönemde Türkiye'den başvuran her 3 kişinin birine vize vermemiş. Yani %32 civarında Schengen vizesine hayır demiş. Evet, dolayısıyla AKP'nin... Bu YPG ile ilgili olarak, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili olarak nasıl bir baskı gelebilir? Ne istenir yani? Bu hani operasyondan vazgeçle sınırlı kalacak bir şey mi, yoksa mesela o bölgeyi tamamen boşaltması nedir orada, yani neyle karşılaşabilir sizce? YPG'nin, PYD'nin olduğu yerde zaten Türk birlikleri yok. Türk birlikleri daha çok batıda, İdlib civarında. O bölgeyi şu anda tamamen Kuzey Irak'ta yaptıkları gibi bir yapısal dönüşüme tabi tutuyorlar. Ve şu anda 80 bin civarında YPG, PYD terör ordusu var orada. Amerika tarafından eğitilmiş, donatılmış çok güçlü bir yapı kurdular orada. Anayasa çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin yaptığı operasyonlara hatırlayın, Amerika'nın çok sert tepkisi oldu. Kendi güvenliğiyle eş değer tuttu bu süreci. Dolayısıyla orada Kuzey Irak'la uzun vadeli birleştirilecek bir Kürt yapısı kurulacak ve plan bu. Bu da Büyük Ortadoğu projesinde devam eden bir süreç. Erdoğan'la ilgili yapılacak en önemli baskılardan bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Olmadığını düşünüyorum. Erdoğan kendini dünya lideri olarak görüyor. Ve dünya lideri gibi gördüğü için dünyayı konuşuyor, dünyayı tartışıyor. Türkiye ile ilgili aslında bir sorun olduğunun ciddi anlamda farkında değil. Etrafını da biliyorum. Etrafında neler söylendiği konusunda da ciddi kanaatlerim var, bilgilerim var. Herkes Erdoğan'a onun duymak istediği şeyleri söylüyor. Erdoğan realiteden koptu. Erdoğan son seçim darbesiyle, aldığı yenilgiyle biraz bir sarsıldı şu an çaresizlik içerisinde ama bu vahametin Erdoğan farkında değil. 140 milyar dolarla aldığınız ülkeyi 500 milyar dolar borca getirmişsiniz. Ne var ne yoksa satmışsınız. Gelecek garantili projelerle ülkenin istikbalini ipotek altına almışsınız. Tarımı çökertmişsiniz. Sanayici ülkeyi terk ediyor. Artık ülke güvenilmez bir ülke haline gelmiş. 400 bin kişiye pasaport vermişsiniz ev satarak. Ülke yol geçen haline gelmiş. 10 milyon kişi ülkeyi işgal etmiş. Tarımı çökertmişsiniz. Bu arada ve komutanlar makam araçlarıyla insan kaçakçılığı yapıyormuş bu arada. Ve bu ülkede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm generali makam araçlarıyla kaçakçılık yapıyor. Bunu da ne zaman yapıyor biliyor musunuz? Milli Savunma Bakanı kalkıyor, açıklama yaptığı anda yapıyor. Sınırlarımız o kadar güvenli ki kimse kaçamıyor dediği anda yapıyor bunu. Şimdi böyle bir atmosferde siz tarımı çökertmişsiniz. 1 milyon civarında hayvan kesime gitmiş. Şu anda siz yurt dışından getirdiğiniz hayvanlarla, ithal ettiğiniz anguslarla et fiyatını tutmaya çalışıyorsunuz. Onda bile bir rant gözetiyorsunuz. Kendi yandaşlarınıza veriyorsunuz bunu. Bu şartlar altında Türkiye'nin toparlanması mümkün değil. 16,5 milyon emekli var. Bunun 12 milyonu 10 bin lira para alıyor. Sefalet sınırında yaşıyor insanlar, 260-270 euro. Ki Türkiye'nin şu anda hayat pahalılığı hakikaten Avrupa şartlarında. Ben bugün işte Sofya'dayım. Sofya İstanbul'dan daha ucuz. Yani geçen Londra'daydım. Londra'daki fiyatlar neredeyse İstanbul'la eşit. Bu şartlar altında Türkiye'nin varlığını sürdürmesi mümkün değil. Sektörler teker teker çöküyor ve Erdoğan çaresizlik içerisinde dünya lideri olduğunu zannediyor. Bu tabloda Türkiye'nin kendini kurtarma şansı yok. Erdoğan'ın kendine gelmesi lazım. Rasyonel dediğimiz gerçekçi politikalara dönmesi lazım. Hatalarının farkına varması lazım. Ha bir de yani ben işte dünya... yani her şeye rağmen yani niye varamıyor? Yani ben şeyi anlamıyorum gerçekten. Mesela KKM çıktığında herkes yapmayın etmeyin dedi. İşte 22 ay ve sonucu ortada, yani nasıl bir bedel ödetti. 800 milyar lira değil mi zararı vardı Merkez Bankası'nın? 1 trilyonu buldu. Yani hani az önce işte hepiniz olması gerekenleri sayıyorsunuz ya. Yani niye yapılmıyor? Yani neyi görmüyor AKP? Çünkü hepimize kötülük olduğu için çok samimi soruyorum gerçekten. Şimdi AKP'nin
görenleri var aslında. AKP'nin gören gözü var, sağduyu var ama bunlar hep kapalı kapılar ardında fısıldaşıyor insanlar. Yani söylemiyorlar, söyleniyorlar ve Erdoğan gerçeklikten kopmuş bir vaziyette yaşıyor. Erdoğan böyle olmasaydı Atatürk Havalimanı gibi bugün 10 milyar dolara yapabileceğiniz bir havalimanını kazma kürek yıkar, berbat eder, ondan sonra onun yerine park yapıyorum der mi? Yandaş firmalara verip daha sonra orada imar tadilatları yapma hazırlıkları yapar mı? Yani nereden bakarsanız bakın iler tutar tarafı yok yaptığı şeyin. Tarım çökmüş, çaydan örnek verdiniz. Bugün Türkiye'de 1 milyon kişi çaydan geçiniyor. 17 lira. Çayın şu anda maliyeti 17 lira. İnsanlar önümüzdeki yıl aynen pancarda olduğu gibi, tütünde olduğu gibi çay hasadı yapamayacak hale gelecekler. 250 milyon bardak çay içiliyor Türkiye'de günde, 250 milyon. Günlük tüketim. Günlük 250 milyon bardak çay tüketiliyor. Türkiye dünyanın en fazla çay üreten 4. ülkesi. Ya buna rağmen nasıl olur da çay üreticisi perişan olur, çay kur zarar eder? Son 7 yıl içerisinde çay kur zararda. Hayatın kendi topraklarında bir dal çay üretmeyen İngiltere'nin firması Lipton kar ediyor. Bu nasıl oluyor Allah'ınızı severseniz? Bu tamamen Erdoğan'ın gerçeklikten kopmuş siyasal anlayışından ve maalesef yolsuzluk ve rant kültüründen. Başka bir şey görmüyor bunlar. Baktığı her yerde rant gören bir anlayış var. Erdoğan çok iyi bir siyasetçidir. Bütün motivasyonu seçim kazanmak üzerinedir. Ama Erdoğan çok kötü bir devlet yöneticisidir. Ve maalesef ülkeyi 22 yıl içerisinde bütün kurumlarını çökerterek, ekonomisini çökerterek bu hale getirdi. Ve insanların sefalet sınırında yaşadığının Erdoğan hala farkında değil. Bu nasıl olur dediğimiz ne kadar çok şey var değil mi Cem Toker? Görünmüyorsa mesela bir süre sonra toplumsal bir taleple ve baskıyla artık AKP iktidarını yürütemez hale gelir. Muhalefet de o noktada bir dakika ya hani herkes inimin inimin derken ve yeter artık bu iktidar değişmeli derken erken seçim kararını almaz mı Turhan Çömez? Tabii, öyle bir noktaya gelir mi yani iş? Türkiye stabil bir ülke değil. Oğul Bey'in o noktada söylediğine katılıyorum. Yani siyasette nelerin olabileceğini öngörmek her zaman da mümkün değil. Çünkü Erdoğan bunu kısmen öngördüğü için bir seferberlikle ilgili biliyorsunuz bir genelge imzaladı. Çok doğru. Dolayısıyla bir şeylerin farkında Erdoğan. Farkında olduğu için de ön almaya çalışıyor. Sizce niye imzaladı o seferberlik yetkisini? Niye aldı? Şimdi iddia şu, ben bunu mecliste de gündeme getirdim. Zaten bu yeni anayasal düzene uyması gereken bir proses de deniyor. Başkanlık sistemine ya da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uydurulması gerekiyordu deniyor. İzahat bu yönde. İyi de yani bu kadar zamandır niye bunu yapmadın? Yani kaç yıldır Cumhurbaşkanısın? Niye bugün aklına geldi? Mesela KYK'lıları da ekledi buna. Bu da çok ilginç bir gelişme. Bunu niye yaptı? Bu da tartışmaya açık. Mesela eş zamanlı olarak herhalde önümüzdeki günlerde emekli askerlerin konuşmasıyla ilgili ekranlarda yorum yapmasıyla ilgili bir takım kısımda. Evet ya, o da çok acayip değil mi? O da yetmedi. Önümüzdeki günlerde etki ajanı. Bunların hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Dolayısıyla şartların ne olacağını kestirmek mümkün değil ama Cem Bey söyledi, öyle ekonomi birkaç yılda toparlanmaz. Bu şartlar altında toparlanması mümkün değil. Yine Cem Bey ifade etti, yani ekonominin çok kötü yönetildiğini, beceriksizliğini, tek adama bağlı olduğunu, işte NAS anlayışıyla, bunların hepsine katılıyorum. Ama en az bunlar kadar önemli olan yolsuzluk ekonomisi, rant ekonomisi ve kayırma ekonomisi. Bu da Türkiye'yi büyük ölçüde batıran anlayışlardan bir tanesi oldu. Bir örnek vereceğim size. Hiç Türkiye'de konuşulmamış bir örnek vereceğim. Bugün rakamları bir yerden aldığım için paylaşmak istiyorum sizinle. Covid zamanında Türkiye'de kaç tane Sinovac aşısı kullanıldı biliyor musunuz Senem Hanım? Hiçbir fikriniz var mı? Hatırlamıyorum. 70 milyon. Peki bu aşı nereden ithal edildi? Çin. Çin'den. Kaç paraya ithal edildiğini biliyor musunuz? 12 dolara tanesi. 12 dolar. Peki aynı standartlarda Çin'den ithal edilmiş Sinovac aşısıyla aynı teknolojiyle yapılan İngiliz aşısı AstraZeneca kaç para biliyor musunuz? 9 muydu? 3 dolar. 3 dolar. 3 müydü? 3 dolar. Yani İngiltere'deki AstraZeneca aşısının 3 dolar olduğu bir yerde siz Sağlık Bakanı olarak bu ülkeye 12 dolara aşı getiriyorsanız ve bunu dikkat edin devlet olarak siz ithal etmiyorsanız
aracı kurumlara getirttiriyorsanız bunun arkasında iyi niyet arayamazsınız. İyi niyet arayamazsınız. Tam 700 milyon dolardan bahsediyorum. Bir örnek daha vereceğim size. Türkiye'de 26 milyon tip 1 diyabetli çocuk var. Bu çocuklar her gün kollarını, bacaklarını, parmak uçlarını defalarca deliyorlar. 6-7 kere. Kanalıyorlar, insülin yapıyorlar. Korkunç bir şey. Şekerlerini kontrol etmek için. Bunlardan kurtulmak ve şekeri tam olarak kontrol edebilmek için şimdi dünyada 8-10 senedir kullanılan bir yöntem var. Pompa yöntemi. Ve bu pompanın tanesinin bedeli ne kadar biliyor musunuz? 750 dolar. Bu 26 bin çocuğun her birine birer pompa verirse 20 milyon dolar eder. Bu parayı vermiyor Sağlık Bakanı. Defalarca gidildi, defalarca Maliye Bakanı'na rapor verildi, vermiyor parayı. Peki Sağlık Bakanı kendi hastanelerine ne kadar teşvik aldı biliyor musunuz? Dolar olarak 60 milyon dolar, resmi gazetede belgesi var elimde. TL olarak da 5 yer arazileri vesaireleri hiç konuşmuyorum. Böyle bir ekonomi ayağa kalkar mı? Baktığı her yerde rant gören, dolar gören ve acaba ben buradan cebimi nasıl doldurabilirim, yandaşlarımı nasıl zengin edebilirim diye düşünen bir anlayıştan bu ülkeye hayır gelir mi? Tabii ki bir de bunun üstüne nas ekonomisi, irrasyonel uygulama, efendim dünya ile farklı bir model benimseme, bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman Türkiye çöküşün eşiğine geldi. Tarım da çöküyor, sanayi de çöküyor, kurumlar zaten çökmüş durumda. Bu şartlar altında Erdoğan'ın bu iktidardan gitmesi dışında Türkiye'nin tekrar birbiriyle kucaklaşması, rasyonel bir anlayışa dönmesi, hukuk devletine ve demokrasinin kurum ve kurallarının işlediği bir düzene dönmesi dışında bu ülkenin bir şansı yok. Ama o işte nasıl olacak, ne zaman olacak? Somut verdiği örneği ben programın başında Greco raporunda diyor ya dedim, bürokratların nüfus kullanma çıkarlarını yönelik karar alma, uygulama, mal varlıklarına dair şeffaf olmayan bildirimler falan. İşte verdiği örnek Sağlık Bakanı ile ilgili aldığı teşvik hastanelerine yönelik. İşte bu Greco raporunda vurgulanan bir konu. Küçücük bir şey daha ekleyebilir miyim? Küçücük bir şey ekleyeceğim. Tabii, bir tabii ekleyeyim, şimdi buyurun. Bürokrat dedi ya Cem Bey, bakın bu ülkede bir Dışişleri Bakan Yardımcısı var. Bu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıbrıs'ta devasa, gencecik de bir arkadaş. Kıbrıs'ta devasa şirketleri var. Falyalı'yla şununla bununla ortak işlerinden, ortaklıklarından hiç bahsetmeyeceğim. İngiltere'ye akıl almaz paralar transfer etmiş. Transfer ettiği paralarla devasa yatırımlar yapmış. İnanılmaz mülkler almış. Trilyonlarca ifade edilen mülkler almış. Ve bu adamın şirketlerinin adresiyle Beşli Çete'nin en önemli isimlerinden bir tanesinin adresi aynı adres. Ve bu adam ülkenin dış politikasına yön verecek bir adam. Bu adam oturup İngilizlerle Türkiye'nin politikasını tartışmak için görevlendirilmiş bir adam. Siz şimdi bu adamdan rasyonel bir adım atmasını, Türkiye'nin dış politikasını doğru düzgün yönlendirmesini bekler misiniz? Yani Cem Bey ifade ettiğini teyit eden bir şey söylüyorum size. Her taraftan kokuşmuş bir düzenden bahsediyoruz. Evet. Ya şöyle.